küçük bir kasabada, eski bir antikacıda bulduğum bir kitap. İçindeki karanlık sırların peşinden gitmek, hayatımın en büyük hatasıydı. Bu kitap, sadece sayfalara dökülmüş eski bir hikaye değildi. İçinde gizlenen bir iblis, beni ve çevremdeki herkesi lanetledi. Bu sadece bir korku hikayesi değil. Bu gerçek bir kabusun başlangıcıydı. Şimdi bu karanlık sırrı sizinle paylaşma zamanı. Cesaretin var mı? Küçük bir kasabada yaşayan biri olarak antikacılarda dolaşmak benim için sıradan bir hobiydi. Bir gün kasabanın en eski antikacısında tozlu rafların arasında eski ve ağır bir kitabın dikkatimi çektiği o an hayatımın sonsuza dek değişeceğini bilmiyordum. Kitap, el yapımı, deri bir kapakla sarılmıştı ve üzerindeki işaretler ne latin ne de başka bir tanıdık dile aitti. Kitabı elime aldığımda içimde tarifsiz bir ürperti hissettim ama merakım daha güçlüydü. Antikacıya kitabın hikayesini sorduğumda yaşlı adamın yüzündeki ifade beni şaşırttı. Gözleri korkuyla büyüdü. Sesini alçaltarak "O kitap lanetli. Onu alan herkes kötü şeyler yaşadı." dedi. Bu uyarı beni durdurmadı. Tam aksine kitaba olan ilgim daha da arttı. Eve döner dönmez kitabı açtım. İlk sayfada hiç anlamadığım bir dilde yazılmış paragraflar vardı ama sonrasında basit bir İngilizce cümle. Okuduğun her kelime seni ona bir adım daha yaklaştırır. O gece boyunca kitabın sayfalarını karıştırdım ama bir süre sonra Kitabın sayfaları kendi kendine çevrilmeye başladı. Rüzgarın bile esmediği bir odada bu imkansız gibi görünen olayla karşılaştım. Kitapla beraber odada var olmayan bir varlık hissetmeye başlamıştım. Gözlerim karanlık köşelere takılıyor, gölgeler arasında bir şeyin beni izlediğini hissediyordum. Kitap sadece bir objeden fazlasıydı. Onu elime aldığım andan itibaren sanki karanlık bir güç Yavaşça beni sarıyordu. O gece ilk defa uykumda garip sesler duydum. Fısıltılar. İsmini bilmediğim bir dilde ama net bir şekilde beni çağırıyorlardı. İşte o zaman anladım ki bu kitap sadece eski bir eser değil, beni içine çeken bir tuzaktı. Ama ne yazık ki çok geçti. Artık geri dönüş yoktu. Bu lanetin nasıl hayatımı alt üst ettiğini ve yaşadığım paranormal olayları öğrenmek için videonun devamını izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de başınıza böyle ürkütücü olaylar geldi mi? Hadi paylaşın. Ayrıca bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çünkü bu karanlık hikaye herkesin bilmesi gereken bir sır. İlk geceden sonra işler daha da kötüye gitmeye başladı. Her gece yatmaya çalıştığımda Kitabın fısıldayan sesleri zihnimde yankılanıyordu. Artık yalnızca geceleri değil, gündüzleri de huzursuz hissediyordum. Kitabı kapalı tutmak için ne kadar çabalasam da, sanki kendi kendine açılıyor ve bana bakmaya devam ediyordu. Sayfalar her açıldığında odadaki hava ağırlaşıyor, sanki bir şey boğazımı sıkıyormuş gibi hissediyordum. Bir gece uyurken aniden uyandım. Odayı soğuk bir rüzgar kaplamıştı. Pencereler kapalıydı ama rüzgar beni delip geçiyordu. Gözlerimi odada gezdirdiğimde karanlığın içinde hareket eden bir şey fark ettim. İlk başta bir gölge sandım ama gözlerim alıştıkça bunun bir gölge olmadığını anladım. Karanlık şekil almaya başlıyor, odanın ortasında beliren bir varlık haline geliyordu. O an kitabın beni bir tuzağa çektiğini anladım. Bu varlık iblis, kitabın içinden çıkmıştı. Yüzü tamamen karanlıktı ama gözleri gözleri tam bir boşluktu ama bu boşluk beni içine çekiyor, hipnotize ediyordu. Varlık bana doğru yaklaştıkça odanın sıcaklığı daha da düştü. Nefes almakta zorlanıyordum. "Seninle bir anlaşmamız var," dedi varlık, insanın içini titreten bir sesle. O sesi duyduğumda kanım dondu. Bu insan sesine benzemeyen derin ve yankılı bir sesti. Sanki birden fazla sesin aynı anda konuşması gibi içimi kemiren bir korku hissiyle dolmuştum. O andan itibaren iblis her gece aynı saatte ortaya çıkmaya başladı. Her defasında biraz daha yaklaşarak beni kendine çekmeye çalışıyordu. Artık uyuyamıyordum. Gözlerimi kapattığımda bile o varlık zihnimin derinliklerinde yankılanıyordu sanki her an tetikte olmam gerekiyormuş gibi hissediyordum. Günler geçtikçe fiziksel dünyada da tuhaf olaylar yaşamaya başladım. Aynalar çatlıyor, kapılar kendi kendine kapanıp açılıyor, elektrikler kesiliyordu. Ama en kötüsü iblisin sadece geceleri değil, artık gündüzleri de varlığını hissettirmesiydi. Bir gün bir arkadaşım beni ziyarete geldi ve iblisin varlığını ona açıklamak zorunda kaldım. Ancak ona kitabı gösterdiğimde hiçbir şey göremediğini söyledi. İblis sadece benim görebildiğim bir lanet olmuştu. Artık kaçacak yerim yoktu. Her gece bir savaş veriyordum. Aklımı kaybetmemek için mücadele ediyordum. Kitabı yok etmeye çalıştım ama işe yaramadı. Yaktım, kestim, parçalara ayırdım ama her seferinde tekrar eski haline dönüyordu. İblis sanki benim korkumdan besleniyormuş gibi güçleniyordu. Bu korkunç varlık her gün beni biraz daha zayıflatıyordu. Artık tek çarem kitabın sırrını çözmek ve bu lanetten kurtulmanın bir yolunu bulmaktı. Ama bunu yapabilecek miydim? Yoksa iblis beni tamamen ele geçirip ruhumu sonsuza dek karanlığa mı hapsedecekti? İblisle geçen her gece beni biraz daha tüketti. Uykusuzluk, korku ve çaresizlik ruhumu kemiriyordu. Artık tek bir hedefim vardı. Bu laneti sona erdirmek. Ama nasıl? Kitap sanki kendi kendini savunuyordu. Onu yakmaya çalıştığımda alevler hemen sönüyordu. Parçalamaya çalıştığımda ise yaralar kendi kendine iyileşiyordu. Bir gece iblis yine ortaya çıktığında zihnimde bir şeyler değişti. Artık ondan kaçamayacağımı anlamıştım ona karşı savaşmam gerekiyordu. Kitabı yeniden açtım ve sayfaları hızla çevirmeye başladım. Her sayfa karanlık bir büyüyle doluydu ama sonunda bir cümleye rastladım. Onu geri gönder, feda etmen gerekeni unutma. Bu cümle çözümün anahtarıydı. İblisi geri göndermek için bir fedakarlık yapmam gerekiyordu. Ama ne? Kendi canımı mı? Ruhumu mu? O an iblisin gücü doruk noktasındaydı. Odayı tamamen karanlık sarmış, duvarlar sanki üstüme çöküyormuş gibi hissediyordum. Kitabı tekrar kapattım ve düşündüm. Hayatımda en değer verdiğim şey neydi? Sonunda anladım. İblisi durdurmak için en değerli şeyimi, özgürlüğümü feda etmeliydim. Kitabı açıp son bir defa karşımda duran iblisin gözlerinin içine baktım. Beni içten içe kemiren korkuma rağmen o cümleyi yüksek sesle söyledim. Seni geri gönderiyorum ama özgürlüğümü feda ediyorum. İblis bir an için duraksadı. Sanki sözlerimi değerlendiriyordu. Sonra odada büyük bir patlama oldu ve karanlık hızla çekilmeye başladı. İblis bir çığlık attı ve bir duman bulutu içinde kayboldu. Kitap aniden kapandı ve sessizlik çöktü. Her şey bitmiş gibiydi. Ama içimde bir boşluk hissettim. Feda ettiğim şey sadece özgürlüğüm değildi. Bir şekilde hayatımın kontrolünü de kaybetmiştim. Kitap artık odadaydı ama artık açılmıyordu. Onu yok etmeyi bir kez daha denedim ve bu sefer başarılı oldum. Ancak kitapla beraber içimdeki bir şeyin de gittiğini biliyordum. İblisi durdurmuştum ama bir bedeli vardı. Artık hiçbir zaman eski ben olamayacaktım. Korku içimde kalıcı bir yer edinmişti. Belki de bu lanetin gerçek anlamıydı. Bir kez onu çağırdığınızda ondan tamamen kurtulmanız mümkün değildi. Bu hikayeyi sizlerle paylaşmamın nedeni sadece korkutmak değil, aynı zamanda bir ders çıkarmanızı sağlamaktır. Hayatta bazen merakımız başımıza büyük belalar açabilir bilinmeyenle uğraşmak, karanlıkla flört etmek her zaman tehlikelidir. Eski, gizemli ve korkutucu şeylerle karşılaştığınızda iki kere düşünün. Bu dünyada bazı sırlar vardır ki onları öğrenmektense cahil kalmak daha iyidir. İnsan doğası gereği merak eder, araştırır, öğrenir. Ancak her şeyin bir sınırı vardır. Bu hikaye bu sınırın ötesine geçmenin bedelini gösteriyor. Karanlıkla karşı karşıya kaldığınızda her zaman bir bedel ödemeniz gerekebilir ve o bedel hayal ettiğinizden çok daha ağır olabilir. Bu yüzden hayatınızda karşılaştığınız tehlikeli görünen veya karanlık bir yan taşıyan şeyleri keşfetmeden önce iki kez düşünün. Bazen en büyük cesaret geri adım atmayı bilmektir. Siz de merakınızı ve cesaretinizi doğru şekilde kullanın. Çünkü bazı kapılar açılmamalıdır. Son olarak bu hikayeyi izlerken neler hissettiğinizi yorumlarda paylaşın. Kendi yaşadığınız paranormal olaylar varsa onları da bizimle paylaşın. Unutmayın, korku paylaşarak azalır. Videoyu beğenip daha fazla hikaye için kanala abone olmayı unutmayın. Belki de bir sonraki hikayede başrolde siz olabilirsiniz.